Bahçıvan geldi. Aynen. Valla onları falan. Bahçıvanından, aşçısından her şeyini valla Yılmaz Börgül'ü dinliyoruz yani. Burhan'cığım, sen istersen oraya alalım. Çünkü senin arkadaşların da gelecek bildiğim kadarıyla. Hürrem'le sen nereden arkadaşsın? Bizim Hürrem'le arkadaşlığımız eskiye dayanıyor. Şöyle, şimdi biz Hürrem'le bir ara dizide de vardık biliyorsun. Evet. Ama ben Avrupa yakasının idare müdürüyken, üst düzey müdürüyken o bir ara oyuncu olmak istiyordu. Bizim ofise gelmişti. Sen el mi verdin ona? Ben el verdim ama bunu kimse bilmez. Bak burada açıklıyorum. Hürrem Sultan'ın o diziye girmesindeki sebep Burhan Altıntop'tur. Ben üst düzey bir müdür olarak gittim. Dedim ki, bakın dedim, bu kız çok güzel dedim. Bunu kullanın dedim. Ama o sinsi, o gözleriyle beraber Hürrem oldu çıktı. Kendisi de zaten öyleydi. Laf aramızda sevimsiz bir şeydi. Sen öyle durduğuna bakmayın. O çok fenadır o. O çok sinsidir o. Sinsidir o. Anam size öyle olduğuna bakmayın. Ondan sonra ne gülüyorsun ya koli çocuğu? He? Ne gülüyorsun acaba? Vallahi seni davul niyetine çalarım burada. Ağzını burnunu dağıtırım senin. Akıl olacaksınız burada. Üst düzey müdür Burhan Altıntop aranızda. Herkes şu ayaklarını, şu ayaklarını bir denk alın ya. Ne oluyor burada ya? Ah canım benim. Yılmaz senin vokalistin nadir güzel kızmış ya. Teşekkür ederim. Ay bunu biz Avrupa yakasına mı alsak acaba? Dirliğe mi alsak? Ne yapsak onu? Yeni nişanladım onu ben. Aa, niye düğüne çağırmıyorsun serseri? Sadece sahnede olsun çağıracağız. Düğüne çağırın valla. En önde biz göbek atarık değil mi Yılmaz? Çok çok birlikte neler ay yaparız. Bebişim ben bu çocuğu çok seviyorum. Çok seviyorum, çok seviyorum. Canım benim. Yılmaz Morgül için, Sabah Kümer için, bir de Burhan Altıntop için bir alkış isteyebilirim. Burhan bence sen Hürrem'i kıskanıyorsun, hala çağırmadın Hürrem'i. Şimdi Hürrem hazırlanıyor gelecek. Ha, biliyorsunuz tamam. Zaten o öyle. Bir geldi mi böyle sarayda koridorları devire devire geliyor serseri. Etrafında böyle deve. Etrafında 3-4 kişiyle birlikte böyle sanına geliyor şimdi. Tamam. Evet, sağ gelince Hürrem Sultan. Sarayda herkesi bir bir zehirledim. Bu çocuklardan ne istiyorsun acaba? Serseri. Hadi diyelim valideyi öldürdün. Tamam, o ağabeyin de gıcığım zaten. Tamam, onu gebert. Hadi diyelim Maide evrağı da kıyıdan köşeden çıkar. Firuze'ye de gıcık oluyoruz. Firuze kim lan? Ay, Hürrem'in hayatını mahvediyor ya, geldi şimdi saraya. Firuze. Firuze sakın. Evet yeni dedikodular var Yılmaz sakın. Orada aklında tut sakın bırakma evet. Hemen geliyorum. Sakın. Şimdi sen orada sarayda herkesi zehirledin. Hani valide sultanı öteye beriye attın. O gitti. E onun üstüne Maide evrağı da gönder tamam ama küçücük bebelerden. Küçücük yavrulardan ne istiyorsun be? Vicdansız karı. Vicdansız karı. Benim arkamdan mı konuşuluyor burada? Kim konuştu? Burhan. Ben konuştum ya. Ben konuştum. Ne olacak? Ne yapacaksın acaba ya? Çok merak ediyorum doğrusu. Ne yapacaksın acaba? Sen de öleceksin Burhan. Diğerleri gibi seni de bir bir göndereceğim. Ben Sultan Süleyman'ın yegane hasekisiyim. Aman papucumun hasekisi. Aman. Sen o havaları başkasına vur. Bakın arkadaşlar bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyor. Papucumun hazinecisi. Sen kimsin lan? Vallahi zaten Firuze de geldi şimdi. İnşallah Sultan Süleyman o kara gözlü Firuze'nin her akşam halvete girer de sen de kıskançlığından kıyım kıyım kıyılırsın. Kıyım kıyım kıyılırsın. Tez zamanda Burhan'ın boynu vurulsun. 10 dakika sonra nöbetçiler gelecek ve senin boynunu vurduracağım. Ne ya? Sen şimdi boynumu mu vuruyor ya? Kim öldürüyor beni? Beni öldüremezsiniz ya. Niye böyle şeyler oluyor ki şu anda? O kadar kafa tuttuk, serserilik yaptık ama bu şimdi bizi gebertmesin lan. Vallahi çok üzülüyorum.
Buyurun, buyurun. Bana zarar verir diye çok üzülüyorum. Atar matar yaptık ama buhar aslında çok tehlikeli. Vallahi o limonatalarınızın içinde zehir vardır ha. Dikkatli olun içi onları. Vallahi zehir katmıştır onlara.